Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok seveceğinizi düşündüğüm, zaman zaman da yorumlarda bizden tarifini beklediğiniz tulumba tatlısını hazırlayacağım. Verdiğim ölçülere ve püf noktalarına dikkat ederseniz bu tatlıyı çıtır çıtır yapmanın ve şekillendirmenin ne kadar kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Dilerseniz hemen dışarıdan satın aldıklarımızı aratmayacak bu nefis tarifi hazırlamaya başlayalım. İlk olarak uygun bir tencerede 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu kaynamaya bırakalım. 15 dakika kaynayan şerbete 1 yemek kaşığı limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra hazırladığımız şerbeti buzdolabına kaldıralım. Tatlımızın hamuru için uygun bir tencereye 50 gram tereyağını alalım. Üzerine 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyerek karıştıralım. Yağ tamamen eriyince 2 su bardağı unu ilave edelim ve bir spatula yardımıyla karıştıralım. Üç-dört dakika boyunca hiç topak kalmayacak şekilde karıştırmaya devam ederek hamurumuzu hazırlayalım. Ardından hızlıca soğuması için hamuru bir kaba aktararak spatula ile şöyle bir karıştıralım. Hamur yeterince soğuduktan sonra bir yumurtayı ilave edelim ve iyice yedirinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Yumurtaları tek tek ilave etmek ve her seferinde yedirmek hamur için çok önemli. Gördüğünüz gibi yumurtayı ilk eklediğimizde asla kıvam almayacak gibi görünse de birkaç dakika içerisinde tam istediğimiz kıvama gelecektir. Aynı bu şekilde toplamda 3 adet yumurtayı hamurumuza teker teker yedirelim. Yumurtaları eklemeye başlamadan önce özellikle hatırlatmak istiyorum. Hamurun iyice soğumuş olduğundan emin olun. Son olarak yarım çay bardağı irmiği de ekleyerek hamuru son kez spatula ile toparlayalım. Parlak ve yapışkan bir hamur elde ettik. Şimdi yıldız ucu taktığımız büyük bir sıkma torbasına hamurumuzu dolduralım. Daha kolay sıkabilmek için hamuru 2 veya 3 seferde doldurmanızda fayda var. Genişçe bir tavaya aldığımız yağın içerisine hamurumuzdan bir miktar sıkarak tulumbalarımızı kızartmaya başlayalım. Burada özellikle eklemek istiyorum, bu tarifin püf noktalarından biri de tulumbaları soğuk yağ sıkarak kızartma işlemine başlamak. Bir taraftan sıkma torbasını sıkarken diğer taraftan bir mutfak makası yardımıyla tulumba tatlılarını kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Uygun bir uç seçerseniz şekilleri de tam istediğiniz gibi olacaktır. Evde tulumba tatlısı hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tatlılarımız iyice kızardıktan sonra bir kevgir yardımıyla soğuk şerbetin içerisine aktaralım. Burada da özellikle hatırlatmak istiyorum. Tatlıları ne kadar güzel kızartırsanız o kadar çıtır olacaklardır. Şerbetin içerisinde 1-2 dakika kadar karıştırdığımız tatlılarımız servise hazır. Tüm hamur bitinceye kadar aynı şekilde kızartıp şerbetleyerek servis edebilirsiniz. Ben üzerlerine toz fıstık serpiştirerek servis etmeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Hem hazırlaması son derece pratik, hem tadı hem de görüntüsüyle dışarıdan aldıklarınızı asla aratmayacaktır. Çıtır çıtır dışı, tam ölçülü şerbeti ve lezzetiyle mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Hemen şöyle içini de sizlere göstereyim. Gerçekten çıtır çıtır ve nefis görünüyorlar. Aynı bu tarifle dilerseniz halka şeklinde sıkarak halka tatlısı da hazırlayabilirsiniz. Tatlılarınızı şerbetledikten sonra üzerini kapatmadan açık bir şekilde servis etmenizi tavsiye ederim. Böylelikle çıtırlığını muhafaza edecektir. Tulumba tatlısı tarifi için gereken tüm malzemeleri Hepsi Express'ten alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Eğer siz de bu tarifi denerseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.